Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımızda ait tohumu, ait bitkisi, namus otu, beş parmak otunu faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Öncelikle ait tohumu güney bölgelerde sıcak Akdeniz iklimi bölge ve ülkelerine has bir bitki olmaktadır. Sulak dere kenarlarında veyahut da mevsimsel su akan dere kenarlarında, vadilerde kendiliğinden yetişmektedir. Yani kurak iklim yapısına sahip bir bitkidir. Ait tohumu Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun da sık sık faydalarından bahsettiği şifalı bitkilerden biridir. Öncelikle kaynatılmış bir bardak sıcak suyun üstüne alanda dövülmüş 5-10 gram ait tohumunu bir çay kaşığı civarında sıcak suya atarak demlenerek tıpkı zerdeçal çal çayına benzeyen bir üslupla demlenebilir veyahut da tohumlarını ezmeden de çaydanlığı içine atarak da demlenebilir. Kokulu hoş bir bitki olan hayt tohumu kadınlar için oldukça faydalı, yararlıdır. Maksimum günlük 3 bardak içilebilen hayt tohumu faydaları erkeklerde aşırı testosteron yüklenmesinden dolayı oluşabilecek prostat kanserinde korumaktadır. Yani erkeklerde cinsel gücü isteği azaltmaktadır. Kadınların hemen hemen her çeşit hastalıklarına şifa olan hayt tohumu sivilce ve akne tedavisinde, renkli aybaşı düzensizliklerinde, adet sancılarında faydalıdır. Hormonal düzensizliklere bağlı olarak gerçekleşebilen tüylenmelerde faydalıdır. Yine sağ göğüslü bayanlar için de göğüslerini dikleştirici özellikleri olmaktadır. Hem erkeklerde hem de bayanlarda zehirli böcek sokmalarına karşı da olası zehirli böcek sokmalarına karşı da panzehir olarak da çay kullanılarak içilerek şifa bulunmaktadır. Yani bitkisel bir kür olarak tavsiye edilmektedir. Hazımsızlık, şişkinlik, gaz, reflü gibi sindirim sistemine karşı oldukça faydalı olan bu hayt tohumu sindirim sistemi hastalıklarında faydalıdır. Vücuttaki ödemi atıcı özelliği vardır. Antibiyotik etkilerinden dolayı vücudu rahatlatıcı özelliği vardır. Doğurganlığı arttıran, anne sütünü arttıran hayt bitkisi doğum kontrol hapı kullanan bayanların sonrası hapı bıraktıktan sonra vücuttaki hormonal dengeyi düzeltmek için yani kısırlık tedavisinde çayı 3 ay boyunca kullanılarak içilebilmektedir. Hayt bitkisi menopoz belirtisine gören bayanlara yani menopoz belirtileri gören bayanlar hayt bitkisini çayını içerek stres ve kaygıyı yenebilmektedir. Terleme, sıcak, alev basması gibi sorunlara da faydalıdır. Erkeklerin cinsel gücü ve performansını azalttığı için tersine kadınlarla cinsel gücü ve performansı maksimum düzeyde çoğalttığı için bu ota namus otu, beş parmak otu denmektedir. Kanser hastalıklarına karşı da vücudu koruyan, bağışıklık sisteminde kuvvetlendiren hayt bitkisi özellikle erkeklerde prostat kanserinin gelişmesini önlemektedir. Yani bir nevi bir fren görevi yapmaktadır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek birçok hastalıklardan işte korumaktadır. Saç ve cilt sağlığına da faydalı olan yaraların iyileşmesi için de hayt tohumunu, tozunu veyahut da çayını sürecek bir pamukla sivilce ve akne tedavisinde, yara ve çıbanların pansuman tedavisinde bitkisel bir kürü olarak da kullanılmaktadır. Vücuttaki toksinleri de dışarı atmak için de kullanılan hayt bitkisi kokulu bir bitki olduğundan solunum yolları hastalıklarına da iyi geleceği ifade edilmektedir. Bronşit hastalıklarına karşı da bronşları açabilmektedir. Bu şifalı bitki yurdumuzda genellikle yaz aylarında yetişmektedir. Elbette bu saydığımız faydalarından da daha çok faydaları olmaktadır. İşte Göksu Irmağımızın kenarında burada sizlere hayt bitkisinin önemli faydalarından bahsetmeye çalıştık.
hem anne sütünü arttıran hem de çocuk sahibi olamayan anneler içinde yumurtlama periyodunu arttıran ve çocuk sahibi olma olasılığını kolaylaştıran hayıt bitkisinin çok eski çağlardan tarihten günümüze kadar çok yaygın bir kullanım alanları bulunmaktadır. Elbette hayıt doğumunu saydığımız faydalarından daha çok geniş çaplılıkta faydaları vardır. Vücut sağlığını korumak için de hormonal dengeyi korumak için yani vücudun DNA'sını hücrelerinde yenilemek için işte tamiri için de herhangi bir rahatsızlığımız olmasa dahi hayıt bitkisini ara sıra kullandığımızda özellikle kanser hastalıklarına karşı yakalanma oranını minimum düzeyde azaltmaktadır.